bisikletin trafikte yeri var. Bisiklette bir araçtır şeyini vurgulamak amacıyla bir sürü şehir içi turlarımız var. Evet. Ki bir sürü vermiş olduğumuz kavga da var bu konuda. İnsanların önümüzü kesip yoldan çıkarmaya çalışmaları. Bize bu tavrı gösteren insanlara açıp zaten her zaman hazırlıklıyızdır bu konuda. Hani ki bütün arkadaşlarımıza bu bilgiyi veririz. Bisikletin bir araç olduğunu, hani sağ şeridin sağından iki sıra olacak şekilde ilerleyebileceğimizi yönetmelikte, kanunda kurul olarak yazılıdır bu. Ve bunu her zaman açıp göstermişizdir herkese. Bilmeyen herkese bunu duyurmaya çalışır. Amaçlarımızdan birisi de budur zaten. Bisiklet bir araçtır. Yani bunu ulaşım aracı. Evet, ulaşım aracı. Bunu insanlara anlatmaya, bunu insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Amaçlarımızdan birisi de zaten budur. Ankara'nın Asitik Bisiklet Topluluğu, üniversitenin bünyesinde bulunan, amaçları doğrultusunda hareket eden ve bunu benimseten bir topluluktur. Toplumumuzun amaçları sosyo-kültürel etkinliklerde öğrencilerimizi birleştirmek, aynı zamanda bisikletle beraber çevreye duyarlı insanlar yetiştirmek, çevreye katkıda olan insanlar yetiştirmek. Ki bunu nasıl yapıyoruz? Bisiklet üzerinde hareket ediyoruz. Tamamen bütün ulaşımımızı, sportif faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi hepsini bisiklet aracılığıyla yapıyoruz. Bunun üzerine kurulu bir topluluğumuzdur. Eğitimler yaparız. Nasıl eğitimler? Hemen kısaca özetleyeyim. Öncelikle bir tanışma toplantısı yaparız. Tanışma toplantısında neler olduğunu anlatırız. Biz kimizi anlatırız. İlk yardım eğitimi, temel sürüş eğitimi ve ufak bir tamir eğitimi. Yolda kalmaması açısından. Kalmaması açısından bir eğitim veririz. Sonra oluşturduğumuz parkurda arkadaşları test ederiz. Olumlu olanlarla beraber turlara başlarız. Olumsuz olanlarla beraber ilk pedal dediğimiz bir grubu alırız. Onlara tekrardan öğretip, hiç bilmeyene kadar hepsini öğretip tekrar onları da aramıza katarız. Şimdi bu topluluğun yaptığı şeyler. Bir de topluluğun üniversiteye destek verdiği bazı etkinlikler var. İşte çevre haftalarında böyle etkinlikler oluyor. Çevre haftalarında çocuk üniversitesiyle beraber rekreasyon alanımızda etkinliğimiz var. Bisikletli orientering göl başında var. Onun dışında hatırlayabildiğim başka var mı? Düşünüyorum. Kuş cennetinde rektör hocamızla beraber sürdüğümüz bir etkinliğimiz var. Yine çevre haftasıydı. Her sene rutin böyle de desteklerimiz var. Yine Avrupa Hareketlilik Haftası'nda büyükşehirle, elçilikle beraber yaptığımız etkinliklerimiz var. Bunlara da destek veriyoruz. Topluluğun dışarıya verdiği desteklerden bahsediyorum. Bir parantez daha açayım. Samsun Ankara düzenli turumuz artık. İki senede düzenli olarak yaptığımız, bu sene pandemiden kaynaklara vermek zorunda kaldığımız bir bayrak taşıma turu. Öncesinde 19 Mayıs'ta koşu olarak yapılan ve sonradan kesilen bu etkinliği biz bisiklet üzerinde yine aynı şekilde çevreye duyarlı olaraktan bisikletle beraber yapmaya çalıştığımız bir turdu ki bunu başardık. İki sene düzenli olarak yaptık. Bu sene de yine planlarını kurduk ama pandemiden kaynaklı ara vermek zorunda kaldık. İlk sene tabii ki yolun zorluğu, bunu görmek açısından 4 kişi ve 4 tane erkek arkadaşımız çıkmak zorunda kalsak da ikinci sene sayıyı daha da arttırıp artık kadın arkadaşlarımızın da bize desteğiyle beraber, kadın arkadaşlarımızla beraber sürdük. 8 kişi olarak tamamladık bunu. 2012 yılında bir Türkiye turu yaptım bisikletimle. Turumdan biraz bahsetmek istiyorum. Çok küçük. Çünkü turumun amacı küresel ısınmaya dikkat çekmekti ve 2013 yılında Kyoto protokolü bitmişti. Tam bittiği seneye denk gelmişti. Dolayısıyla turum çok anlamlı bir yerde, anlamlı bir şekilde başlamıştı. Karbon salınımına dikkat çekmek için Türkiye'nin sınırlarını kapsayan 100 günlük 4556 kilometrelik bir tur yaptım. Ülkemizde bisiklete binmek, bisiklet yollarının olmayışından ötürü biraz zorlu bir kısım. Araç şoförlerinin bisikletli insanları bir araçmış gibi görmemesinden kaynaklı bence bu. Hiç saygıları yok. Saygıları olmadığı gibi bir sıkıştırma, sürekli bir engame, oradan araba gelecek mi, şuradan araba çıkacak mı, bisiklet üzerindeyken hep aslında tedirgin sürüşler yaparız. Dolayısıyla dağ bayıra kaçma taraftarı olmuşuzdur her zaman. Şu an çekim yaptığımız alan ve arkadaki bisiklet hakkında biraz bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Yine bizim toplumumuza iyi olan bir arkadaşımız, Tolga Beğenir. Kendisi Bursa'dan Eskişehir'e bir tur yapıyor. Bu tur esnasında bir sarhoş arabasıyla çarpıyor ve Tolga'yı kaybediyor. Kaybettikten sonra hayalet bisikletten bahsedeyim. Normalde hayalet bisiklet kaza alanının olduğu en yakın yeri, kaza yapan kazazedenin bisikleti bağlanır. Biz de bir tane eski bir bisiklet bulduk, beyaza boyadık. Sembolik olarak buraya zincirledik. Kampüsümüz Ankara'nın merkezinde
merkezi konumunda bir yerde. Hemen arkasında bir Konya yolu diye tabir ettiğimiz bir otobanımız var. Diğer tarafında şehrin içi olan Kızılay yolu giden, Beşevler kavşağına giden, Engame'nin ortasında bir yer. Ama işin güzel tarafı şu, şu an bulunduğumuz yerde işte kuş sesleri, ağaçlar, kedi, bisiklet, bu durumda bir yer. Aslında küçük bir cennet diyebiliriz burayı için. O yüzden şanslıyız. Şanslı olduğumuz kadar dışarıdan gelen insanlar da şanslı. Burayı sadece biz kullanmıyoruz sonuçta. Dışarıdan çocuklarıyla çocuklarıyla gelip burada bisiklete binen insanlar da var. Bu kargaşadan kaçıp burada evet. rahatlamak isteyen, burada etkinlik düzenleyen, çocuklara bisiklet sürmeye gelen, vakit geçiren bir sürü vatandaş var. Evet, nedenine gelirsek aslında tamamen yine bizim felsefelerimizden biri işte o az trafik, az karbon solunumu olan, daha yaşama değer verdiğimiz, daha sağlıklı, daha zinde bir toplum nezdinde bir ortam oluşturmak. Burası biraz böyle ama bizim felsefemiz de zaten özellikle kuruluş amaçlarımızdan biri zaten bisikletin bir ulaşım aracı olduğu tırnak içerisinde. Çevreye duyarlı. Evet, belirtmek isterim. Dolayısıyla amaçlarımız doğrultusunda vermek istediğimiz mesaj da şu. Daha az karbon salınımının olduğu, daha sağlıklı, daha az aracın olduğu bir dünya. En azından şehir temenniyoruz. Önce buradan başlayıp... Çevreye daha duyarlı bireyler. ...olarak buradan başlayıp tabii ki yayılmasını amaç edindik kendimize. İlkelerimiz bunun altında temellendirmiş durumda. Böyle diyelim.